Ordu Büyükşehir Belediyesi Büyük Camii çevre düzenlemeleri kapsamında Büyük Camii Caddesi'nde sağlı solu araç parkı nedeniyle cadde ortasına duba koymaya başladı. Caddenin her iki tarafına araç parkı yapılması nedeniyle Eski Pazar Erol Büyük Camii arasındaki caddelerde de trafiği sıkıntıya düşürdü. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı bu uygulama ile başıboş park alanları oluşturulmayı engelleyip trafiğin rahatlaması planlanıyor. Büyük Camii'nin etrafındaki yoğun park nedeniyle sizi nasıl etkiliyordu? Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Murat Martoğlu, esnafım burada. Bu Büyük Camii Caddesi'nde park sorunu vardı. Park sorunundan şu anda yolun bölünmesiyle ilgili çok memnunuz. Park sorununu buradan kaldırdık. Aynı zamanda burada yollarda bölünme esnası vardı. Yani şöyle söyleyeyim sana, yön dolayısıyla yönlerde şu anda çalışma olduğu için şu anda çok memnunuz. Araç park sorunu yok. Herkes yön değişikliğine göre hareket ediyor. Şu anda bir sorunumuz yok. Büyükşehir Belediyesi'nin cadde ve kaldırım çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Şu anda memnunuz. Herkes rahat. Vatandaşlar yollarında hareket ediyor. Esnaflar memnun. Memnunuz. Caddelerdeki yön değişikliği sizi ve müşterilerinizi nasıl etkiledi? Memnunuz şu anda. Müşterilerimiz de memnun. Araç sorunu yok, park sorunu yok. Her şeyde memnunuz şu anda. Büyük şehrin cadde ve kaldırım çalışmalarını, şu anki yaptıkları mevcut çalışmaları güzel bir çalışma, temiz bir çalışma. Ancak yetersiz bir çalışma. Altyapı sistemini yetersiz bir şekilde bıraktığınız zaman yapmış olduğunuz beton arme cadde ve kaldırımlarda dükkanlara, esnafların mevcut konumuna su basma haline doğru götürür. Ki bunu bugün Cengiz Topal Caddesi'nde yaşıyoruz. Altyapı çalışmaları yetersiz bırakılıp sıcak asfalt dökülüp kaldırımlar betonlaştırılıp su basmayan caddede şu anda esnafların dükkanlarına su basma durumuna gelmiş durumda. Şu anda da yakın geçmişimizde bir hafta önce de bunu yaşadık. Şimdi yol kenarlarına araç park edilmesini ben doğru bulmuyorum. Daha çok otoparklaşma sisteminin daha güzel, daha plan ve projeli bir şekilde yapılıp yolların boş bırakılması taraftarıyım. Ancak belediyecilik anlayışlarına baktığımız zaman mevcut yerel ve büyükşehir anlayışına baktığımız zaman Devlet Sahil yolunda Atatürk Parkı civarına baktığımız zaman emniyet şeritlerini dahi otopark yapmış durumdalar. Yani emniyet şeritleri bizim bildiğimiz ve halkın herkesin bildiği gibi acil durumlar için bırakılan bir şeritti. Yani bugün siz emniyet şeridini paralı otopark haline dönüştürürseniz her tarafa araç park edilebilir.